Merhaba arkadaşlar, kanalım Çayı Doğu'ya hoş geldiniz. Shazam'ın yeni fragmanı Meet Shazam dün gece itibariyle internete düşmüş. Ben şimdi gördüm, izleyeceğim. Ya yani bu fragman da çok gecikti. Normalde 22 Ocak'ta yayına çıkacaktı ama neden gecikti bilmiyorum. Yaklaşık 12-13 gün kadar ileriye ertelediler, bir tarih de vermediler. Dün gece bir anda yüklemişler. O arada Sandberg de sağ olsun bayağı bir dalga geçti bizimle. Gerek Twitter'dan gerek Instagram'dan olsun. Yani daha önceki teaser'a bir tepki çekmiştik. Hadi bunu da çekelim dedim. Bakalım izleyelim şimdi. Ondan sonra üzerine konuşuruz. There's a foster couple outside, Mr. Batson. I can take care of myself. Give these people a chance, because that's what they're giving you. Billy is a foster kid. He's been in and out of foster homes. This is Billy Batson? He's a really good kid who wants the best, who sticks up for the other kid. Hey! Man, sorry about that. And because he is pure of heart. Billy Batson. He's transported to this wizard. I choose you as champion. Who endows him with this power of Shazam. Shazam? He has this power of just saying one word and turning into a superhero. Ah, ah! This means Billy! What is happening? At first, he goes to see his friend, Freddy. You're the only person I know that knows anything about this Caped Crusader stuff. What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing. Freddy is superhero fanatic. And so when he finds out that Billy is a superhero, he's like, I know exactly what to do. You have super strength! Freddy's like, okay, we have to test your abilities. And of course, they're gonna film it. You okay? Why are you talking? I feel like any kid who gains the power of being an adult is gonna be like, we should do things that only adults can do. Duh. I'd like to purchase some of your finest beer, please. That tastes like actual vomit. It's wish fulfillment. I mean, what kid doesn't want to be a superhero? Exactly. What adult doesn't want to be a superhero? Yeah, what person or kid doesn't want to be a superhero? I'm still waiting. Shazam! Shazam is one of very few superhero characters that is genuinely stoked to be a superhero. Your phone's charged. Your phone's charged. What the hell? More often than not, you've got a character who is begrudgingly pulled into this, and everybody needs them, and they're like, oh, I have to save the world again. Billy Batson is stoked. You're like a bad guy, right? I just get to show up on set and be like, I get to do this? I get to fly around and fight bad guys? You have bullet immunity! You're dead. Yani tam anlamıyla bir fragmandan farklı olmuş biraz. Başrol oyuncuların yorumlarını da katmışlar. Eğlendirdi yani fragman olarak düşünürsek. Ayrıntıları kaçırdım bilmiyorum. Diğer fragmanlardan çok fazla aslında bir görüntü yok farklı olarak. Yine aynı görüntüleri kullanmışlar. Yeni çıkarım yapılabilecek bir şey var mı diye düşünüyorum ama. O şey güzeldi. O bira içtikten sonra tükürmeleri. Çocuk heyecanlı olarak ilk defa bira içiyorlar. Çok istiyorlar ama tadını beğenmemeleri. Bir tek onu eklemişler. Hani o sahnenin devamında olacak demek ki. Bir ATM'yi gözürttüler. Bir şeyler yaptılar. Paralar çıkıyordu içinden. Muhtemelen o elindeki yıldırım gücünü kullandı. Bilmiyorum. Sandberg Zack Snyder'ın kurduğu hani DC evrenine mümkün mertebe sadık kalmış gözüküyor. Belirli paralellikler, göndermeler var. İşte Clark'ın ilk kurtardığı şey bir otobüstü. Aynı şekilde belki de Shazam'ın da kurtardığı ilk şey bir otobüs olacak. En azından benzer paralellik var. Gene Dr. Sivana ile dövüşmelerinde birçok Superman'le Zod'un dövüşünü andıran hareketler, aksiyonlar var. Bunların dışında çocuk karakterlere biraz değinmişler. İşte Billy'nin yakın arkadaşına değinmişler. Nasıl süper kahramanlara hayran olduğundan, onun akıl danışmasına vesaire bilmem neye girmişler. Onun dışında ne yazık ki gene yeni bir şey yok. Aslında çok fazla bir şey olmaması da sevindirici. Keza filme daha fazla sürpriz kalıyor. Henüz filmin süresi vesaireyle ilgili net bir şey yok. O yüzden hani çok da böyle deşmesinler, çok fazla ayrıntı vermesinler istiyorum. Yani sağda solda düşen oyuncak resimlerinden vesaire Shazam ailesi olacak gibi gözüküyor. Bir gene fragmanda büyücünün yanına gittiği yerde 7 ölümcül günahı görüyoruz, Seven Sins. Ama filmdeki rolleri ne kadar olacak, Doktor Sivana ile bağlantıları nasıl olacak açıkçası çok fazla bir fikrim yok. Çok da Shazam çizgi romanlarına da aşina değilim. Okuduğum sayılar sınırlı.
O yüzden üzerine fazla da yorum yapmak istemiyorum ama kesinlikle kendine has bir tonu ve güzel bir yanı var. Yani o arayı güzel tutturmuşlar gibi düşünüyorum. Ne full komediye dalacaklar ne çok standart DC filmlerinin karanlık havası olacak. İkisinin arasında bir yer. Belki de Shazam'ın en doğru şeyi o. Hani baktığımızda sonuçta çocuk özünde ama bir kelimeyle süper kahramana dönüşen, yetişkin gözüken bir süper kahraman oluyor. O yüzden o arada bir ton tutturmak belki de doğru ama tabii tüm filmi izledikten sonra bunları değerlendirmek lazım. Ama fragmanlar, şimdiye kadar yayınlanan fragmanlar güzel bir film vaat ediyor. Beklentilerim o yönde. Yani benim kaçırdığım bir şey varsa eğer, sizin gördüğünüz bir şey varsa, söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Duymak isterim. Onun dışında gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.